Alişan Salan mı yönetiyordu mücadele? Evet, Alişan Salan son düdüğü çaldı ve mücadeleyi noktaladı. Trabzonspor, Roma'da bir hayli yıpranan Trabzonspor sadece iki gün sonra Giresun'da kendisine yetecek golü maçın hemen başında 7. dakikada Vakeme ile bulup 3 puanı cebine koyup Trabzon'a dönüyor. Öte yanda İzmir'de Fenerbahçe Altay karşısında 2-0 önde 90+6. dakika. Değerli futbol severler, Sarı Lacivertli takım rakip yarı sahada bir serbest vuruş kararı Yaşar Kemal Uğurlu'dan hemen o kullanıldı serbest vuruş. Sağ taraftan geliyor Altay. Ceza sahasında sadece bir oyuncu vardı. İkinci yarıda ağırlıklı olarak sağ kanadı kullandı ev sahibi takım. Orta kale sahasına doğru Tisserand vurdu kafayı. İkinci yarıda Kim Min-jae sakatlandı. Yerini Serdar Aziz'e bıraktı Fenerbahçe'de, hemen belirtelim. 90+7. dakikaya girdik. Yaşar Kemal Uğurlu bir yandan da kulağında VAR odasıyla konuşuyor. Çünkü ceza sahasında yerde bir Altaylı oyuncu var. Hala kalkabilmiş değil. Serdar Aziz, Tisserand o bölgede. Serdar Aziz'in bir hava topunda müdahalesi göze çarpıyor. 90+7. dakikada Serdar Aziz'le orada Ahmet Yaser, Muhammed Rayan yerde kaldı. Ama oyun devam etti. Hakem atışıyla başladı. Bu pozisyonda bakacağız. Karşılaşmanın özet görüntüleri dakikalar içinde takım oyununda olacak. Bu arada kalecinin, Polonyalı kalecinin ileride olduğunu görüp orta alandan bir şut çıkardı. Gustavo muydu emin değilim. Kimdi o oyuncu? Evet, son düdük geldi. Yaşar Kemal Uğurlu galiba Sosa'ydı. Eğer yanlış görmediysem. Bir yandan Giresun'a, diğer yandan İzmir'e bakmaya çalışırken son düdükte geldi Yaşar Kemal Uğurlu'dan ve Fenerbahçe 2-0 kazandı. Aynı Trabzonspor gibi Fenerbahçe de 3'te 3 yaparak yoluna devam ediyor. Onlar da Finlandiya'dan Helsinki deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönmüştü. Sosa'ymış bu arada, şimdi yayıncı kuruluş bir kez daha ekrana yansıttı. Kaleci Lies biraz uzakta yakalanmıştı. Çerçeveye giden topu yakalamayı başardı. Yaşar Kemal Uğurlu ve bir küçük diyalog orada. Sanıyorum son pozisyonla ilgili bir serzeniş olabilir Altay tarafından. Belki de onu konuştular. Hemen ikinci yarının başında etkili bir Fenerbahçe başlangıcı. Bir 15 dakika kadar Fenerbahçe zaten golün geliyorum demeye başladığı bölümde önce pozisyonlar üretti. Valencia ve Gustavo ile kaleci Lies'in başarılı kurtarışları vardı. Ardından da önce Ferdi, sonra da Ener Valencia'nın golleri geldi ki son 3 resmi maçta 3 golü var Valencia'nın. Hemen skorlar gelsin. Arkadaşlar, bugünün maçları: Kasımpaşa 2, Galatasaray 2, Sivasspor 2, Göztepe 2. Fenerbahçe 6'yı 2-0 yendi. Trabzonspor Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Puan durumu hazırsa arkadaşlar ekrana yansıtalım. Evet, Trabzonspor ve Fenerbahçe 9'ar puanlı ilk iki sıradalar. Trabzonspor'un averajı 6, Fenerbahçe'nin 5. Beşiktaş, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor 7'şer puanla sıralanıyor. Konya'da iyi başladı sezona. Altay ve Malatya, Yeni Malatya 6'şer puandalar. 5 puana sahip Kasımpaşa 8. sırada. Hatay, Karagümrük 4'er puanlı takımlar. Hemen 2. sayfaya gidelim. 9 ve 10. sıradalardı. 11. Antalya ve 12. Yukatel Kayseri Spor'un da puanları 4. 3 puana sahip Aytemiz Alanyaspor 13. sırada. Ama averajının -7 olduğuna dikkatinizi çekerim. Göztepe ve Adana Demirspor'un 2'şer puanları var. 1 puanlı 3 takım Sivas, Gaziantep, Rize sıralanıyor. Başakşehir ve Giresun henüz puana tanışamadılar. İlk 3 haftanın ardından, bir kez daha hatırlatıyorum, son 4 takım
Süper Lig'e veda edecek. Evet, daha çok erken ama hani biz sürekli... Bu arada Adana Demirspor da hoca gönderdi. Evet, Samet Aybaba gitti. Yeni hocalarının da kısa süre içinde göreve geleceği bilgisi var. Bakalım yerli bir hoca mı, yabancı bir hoca mı olacak? Yabancı yönünde haberler geliyor ama bakalım, arkadaşlarımız onun peşindeler zaten. Adana Demirspor'da da bir hoca değişikliği oldu. Muhtemel değişiklikler de daha sırada gelebilir. Mehmet Yılmaz kenarda görüyorum. Onu yerine alacağız. Gürcan Bilgiç gelecek. Erman Toroğlu gelecek. Hemen kısa kısa biten karşılaşmalara ilişkin yorumları alacağım. Rea Hocam, ilk şöyle spotlar nelerdir? İki önemli kritik galibiyet Avrupa yorgunu iki takımdan, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den. Kolay değil. Birisi Roma'da zor, yıpratıcı bir maç oynadı. Fenerbahçe Helsinki'de sadece işte bundan saatler önce diyebileceğimiz Perşembe Pazar. Tabii. Hatta senin söylediğin gibi ikisi, biri Helsinki, biri Roma'dan, yani sabaha karşı falan inmişlerdir. Tabii tabii. Cuma sabahı. Cuma sabahı falan yani inmişlerdir. Fenerbahçe, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe en önemli Victor Pereira ile kazandı. Şu an için 4-4'lük olmasa bile sisteme bağlı bir oyun oynatıyor. Oyuncuya bağımlı değil. Geçtiğimiz sezonlardaki en büyük eksikliği Fenerbahçe'nin belirli bir sistem ve felsefeye göre oynamaması. Oyuncuya endeksli bir oyun oynuyordu. Şahıslar çünkü tartışılmıyor Fenerbahçe'de. Çünkü ortada bir sistem var. Bu üçlü sistemin getirdiği saha içindeki sıkıntılar zaman zaman var mı? Var. Evet, bugün de ilk yarı zaten çok iyi oynamadı bile görülse. Altay bir kere rakip ceza sahası içine girmiş. Fenerbahçe 12 kere. Ama Fenerbahçe takımı özellikle saha içinde disiplinli, coşkulu, mücadele eden, herkesin konumlanması, savunmada, orta sahada, hücum hattında 3 aşağı 5 yukarı belli olan bir görüntüsü var. Kalite eksikliği var mı Ender? Var. Kadroya 3-4 tane de oyuncu girmesi gerekir mi? Fenerbahçe'nin transfer Ali Bey de, başkan da söylüyor. Yapacak mı? Yapacak. Bundan sonra daha çok farklı... Çok az zaman kaldı hocam. Çok az kaldı ama yapacakları yani söyleniyor. Yani 2 Eylül Avrupa'nın son günü. 8'i de genel anlamda transferin son günü. Yani Avrupa'nın derken Avrupa kupalarına bildirilecek listenin. Yani Fenerbahçe, Ali Bey'in söyledi, mutlaka 3 veya 4 transfer yaptıktan sonra da Fenerbahçe'nin üretkenliği, rakipleri alanında problem çözmesi daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü elde en önemli oturmuş bir sistem var. Sistemle zaten bu hem Avrupa kupasında aynı şekilde ligde farkı öyle yarattığını düşünüyorum. Az önce de söyledim ama eksikler hücum ve savunmada var mı? Var. Ama Fenerbahçe o eksikleri daha kısa süre de olsa bir takımdaşlık adına saha içindeki mücadeleyle tölere de ediyor. Olumlu anlamda geri dönüş de alıyor. Altay için şunu söyleyeyim. Altay hatta Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde bana göre iki haftadır Mustafa Hoca'yı ben şahsım adına övdüm burada, biliyorsunuz. Ama bana göre Mustafa Hoca hiç dersini çalışmamış, plansız bir takım çıkarmış. Fenerbahçe gibi üçlü savunmaya iki kişi, eğer ikinci golde net görülecek o iki tane gidiyorsunuz, devamlı oyunu topa sokan kim? Ne Tisserand ne soldaki Zalai. Kim ikinci golde ne yapıyor biliyor musun Ender? Savunmadan alıyor, orta saha hattına dikine bir top sokuyor. Oradan Ferdi'ye, hatlar arasından ve golü atıyor. İkinci golü çok Samuel, daha. Ferdi bak, ve yani gol. Ya çok iyi hatlar arasından top soktu. Kim zaten genelde açıldığında iki stoper genişlediğinde çok rahat toplar soktu. Altay takımı zaten 3-4-3 gibi oynuyor. Top rakipteyken 5-4-1 gibi oynuyor. Üçlüyle sıkıştırıp topu oyuna sokturmaması gerekirdi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin farkı Altay dersini çalışma derken, Fenerbahçe geçen hafta 51 tane topu rakip yarı alanda kazanmış Ender. 51 topun 27 tanesini pas arası, 24 tanesini de karşı presle kazanmış bir takım. Geri pres yaparak 51 top geçen hafta kazanmış bir takım ne yapıyor? Demek ki rakip yarı alanda, o üst bölgede pres takım halinde yapabiliyor Fenerbahçe. Zaten ilk golde 3 aşağı 5 yukarı Ferdi kaydı, orada topu kazandılar, attılar. İkinci golde de aynı şekilde hatlar arasından çok rahat top soktular. Fenerbahçe hak ettiği bir 3 puanla İzmir'den döndüğünü söyleyebiliriz.